Değerli futbol severler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda sevgili Haydun Domaç var ve kendisiyle birlikte Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Ceren. Teşekkür ederim. Şu anda Fenerbahçe gündeminde aslında bir isim gündeme geldi. Bu da Sergio Oliveira. Kendisi aslında Mario Branco'nun da referansıyla daha önce Porto'dan Paok'a kiralanmıştı. Şu anda da teknik direktör Jesus'un onayıyla da Sarı Lacivertli takımı aslında getirilmek isteniyor. Siz neler söylersiniz bu transfer hakkında? Fenerbahçe'ye faydalı olabilecek bir oyuncu mu? Kendisi şu anda 30 yaşında. Orta saha mevkinde bir oyuncu. Fenerbahçe'nin aslında orta sahanda biraz kalabalık bir ekip var ama yine Evet. de şu anda onay alınmış diye haberler var. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren Jorge Jesus önceliğini hep orta sahaya verdi. Dikkat edersen orta saha oyuncuları arayışı içerisine girdi. Öncelikle Lincoln Henrique'yi transfer etti. Sonrasında da oraya bir oyuncu daha lazım dedi. William Carvalho konusunda bir ağırlık vermeye başladı. Ama William Carvalho'da biraz sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Çok ciddi bir bütçe isteniyor. Sonrasında bazı kulüpler talip. Onun için de sıkıntılı biraz süreç var. O nedenle alternatif. Her zaman takımlar şöyle bir çalışma içerisine girerler. 5 tane isim yazarlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1 numarayı hocalar ister alınmasını. 2 numaraya gidilir 1 olmuyorsa. 3'e gidilir 2 olmuyorsa gibi bir sistem var. Sergio Oliveira bildiğim kadarıyla Roma'da da görev yaptı. Kiralık olarak bir Roma dönemi var. Sen de doğrulayabilirsin tahmin ediyorum. Şimdi Roma'ya bir satın alma opsiyonu olabilir mi diye düşünüldüğünde şöyle bir şey var. Benim yine aldığım bilgiler çerçevesinde Jose Mourinho satın almayı istemiyor. Kiralama tercihinde devam ediyor. Kiralamaya da Portekiz ekibi sıcak bakmıyor. Dolayısıyla orada şöyle bir durum çıkıyor. Bir kez daha bir yere kiralamak ya da başka bir neden oluşabilecek. Şimdi Ki Mario Branco'nun o yani piyasa değeri de dinliyorum. 12 milyon euro oyuncunun. Zaten bunu da alabilecek pek bir bütçe yok şu anda sanıyorum. Doğru. Zaten ancak kiralayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir olay var. Yani biz tabii önce o tarafına bakalım. Tabii Fenerbahçe'de Jesus istiyorsa, Mario Branco da devreye girmişse demek ki oyuncuyla bir yerlerde buluşulabilme ihtimali var demektir. Yani onu söyleyebiliriz. Tabii ki kiralık olarak diyebiliriz. Galiba 12 maç oynamış Roma'da. Yani öyle bir bakmıştım, 12 maç oynamış. Şimdi oyuncuyu şöyle bir bakalım. Oyuncu iki taraflı oynayan bir oyuncu. Yani iki taraflıdan kastım şu. Box to box diyoruz biz ona İngilizce'de. Yani defansif ve ofansif olarak görev yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani o klasik tabirle 8 numaraya uygun bir yapı sergileyebilir ama tekniği nedeniyle 10 numaraya da uygun bir oyuncu. Şimdi şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Acaba orada bir lüks mü oluşuyor? Onu söylemek lazım. Yani şöyle bir lüks. Lincoln Henrique var, Crespo var. Zeiss ona çok benzeyen bir oyuncu. Şimdi kim dışarıda kalacak? Arda Güler var, İrfan Can var, Mert Hakan var. Yani kim dışarıda kalacak tartışması devam ediyor. Ama şunu da vurgulamak lazım. Siz eğer teknik direktörünüze şunu söylüyorsanız, Sayın Hocam, bu sene şampiyon olmak istiyoruz. 8 senedir bekliyoruz. Ben Ali Koç olarak 4 senedir bekliyorum diyorsanız o zaman onun isteklerine de boyun eğmek durumundasınız. Yani şunu söyleyemezsiniz o zaman. Ya orada çok sayı kalabalığımız var. 8 tane oyuncumuz oldu hocam. Çok kalabalık. Hayır. O diyor ki ben en yüksek verimi kimden alırsam onu isterim diyor. Dolayısıyla o en yüksek verime yönelik oyuncu olarak gördüğünü düşünüyorum. Tabii ki transfer bitmiş değil. Onu da söyleyelim. Çünkü az önce senin de söylediğin gibi yüksek bir bonservis bedeli var. Kiralamaya kulüp sıcak bakar mı? Onlara bakmak lazım. Ama hani kağıt üzerinde baktığınızda Sergio Oliveira iyi bir oyuncu. Yani kaliteli bir oyuncu. Portekiz milli takımında da oynayan bir oyuncu. Oynamışlığı olan bir oyuncu. Onun sonucunda
şunu söyleyebiliriz. Hocanın isteği doğrultusunda oluşturulmaya çalışılan bir orta sahada uygun oyuncu konumunda. Ve zaten bildiğimiz bir de bir gerçek var Ceren. Hoca genel anlamda kendi dilini konuştuğu oyuncuları tercih ediyor. Zaten bu, hani bunu eleştirmiyorum. Portekizlileri ve Brezilyalıları ön planda tutuyor. Onun için de genel anlamda baktığımızda benim düşüncem hoca nokta atışlarıyla sonuca ulaşmaya çalışıyor. Yani onu koruyayım, bunu koruyayım, ya oradan zarar etmeyelim, buradan bir oyuncumuz var, onu vermeyelim, bunu alalım gibi düşünceden daha çok bu noktaya bakıyor. Benim anlayışım öyle. Peki şunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi kendi dilini konuşan oyunculara öncelik veriyor. Aslında bu yönde bazı çalışmaları da var. Peki Jesus'un Fenerbahçe'de aslında sözleşmesi çok da uzun sayılmaz. Bu evet. Süre zarfı içerisinde sırf kendi dilini konuşuyor diye takımın hatlarının değişmesi gelecekte Fenerbahçe açısından biraz sıkıntı olabilir mi? Şimdi şöyle bakabiliriz ona. İki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi şu. Vitor Pereira da sistem olarak Fenerbahçe'ye oynatmak istediği oyun olarak başarılı olamadı. Ama Vitor Pereira'nın getirdiği oyuncuların, işte 5 oyuncu getirdiyse diyelim 3 tanesi, yani 2 tanesi net başarılı oldu. Crespo, Kim Min-jae, Rossi de yani 2,5 diyelim, 3 diyelim hadi. Bu arada Max Meyer'i getirdi. Onu da unutuyor herkes ama yani bunları söylemiyorum. Şimdi gittiğinde geride bıraktığı oyuncu eğer Fenerbahçe için ya da getirdiği takım için verimli bir oyuncuysa, onun olması, olmaması, gitmesi, gelmesi çok önemli değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Oyuncunun değeri önemli. Oyuncunun katması, yani katacağı, kulübe katacağı değer, katma değeri önemli. İkincisi şu, neden bir yıllık yapıyor? Pek çok yerde hep bir yıllık yaptı deniyor. Ama bir yıldan fazla çalıştığı yerler de var. Belki tekrar edecek. Şunu unutmamamız lazım. Brezilya basınında da çok takip ettim. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Rodriguez'in de açıklamalarını dinledim. Artık milli takımımızı Brezilyalı olmayan bir hocaya da teslim edebiliriz diye bir cümle söylemişti. Buna da baktığımızda şöyle söyleyeyim, Aralık ayının sonunda, yani Ocak ayında Tite'nin gideceğini, yani Tite'nin gideceği kesin, net çünkü bu. Tite gidecek ve yerine bir tane hoca getirecek. Muhtemelen hoca bunu da hesaba kattı. Dedi ki ben Ocak ayında Brezilya milli takımının teknik direktörü olurum. Brezilya milli takımının teknik direktörü olurum. Sonrasında da ikisini bir arada götürürüm. 3-4 ay, 5 ay neyse, Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar. Ve sonrasında Brezilya milli takımının başına geçerim. Hocanın net röportajları var, onu söyleyeyim. Net röportajları şöyle söylüyor. Milli takımda görev yapmak, hele Brezilya milli takımda görev yapmak her teknik direktörün istediği bir şeydir dedi. Dolayısıyla yani böyle bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ama şu anki Fenerbahçe'de geçireceği sezonda çok önemli. Sonuçta milli takıma gitmesi için de en sonki performansta büyük önem arz ediyor. Bence şu anda geçmiş kariyeri oraya gitmesini sağlayacak kadar önemli. Yani Fenerbahçe'de başarılı oldu, başarılı. Tabii ki başarılı olursa daha taçlanabilir. Ama başarısız oldu diye de bence Fenerbahçe'den gönderilmez. Öyle bir durum söz konusu. Yani Fenerbahçe'den gönderilmez derken milli takımla ilgili sıkıntısı olmaz. Ben milli takımı çok istediğini biliyorum. Yani milli takım, Brezilya milli takımıyla da düşünün, bir Dünya Kupası kaldırmak bir teknik direktörün hayalidir yani. Gayet de doğal ve bunu yapabileceğiniz bir yer ayrıca. Yani Türkiye'de Dünya Kupası kaldırmak bir Türk milli takımının başında ne kadar uzaksa da, uzak görünürse, Brezilya'da da o kadar yakın yani. Sonuçta Dünya Kupası kaldıran ülkelerden bir tanesi. Jesus'un yaşı da var yani sonuç itibariyle. Bu hedefine de en kısa sürede ulaşmak isteyecektir. Ben çok doğru, teşekkür ederim. Yani. Ben teşekkür ederim. Şeyi söyleyeyim, yaş faktörünü her zaman ikinci plana bırakalım. Teknik direktörlük artık akıl, zeka ve yönetme bilgisi. Ya artık kondisyona, eskiden de o teknik direktörler sahanın kenarında hoca şeylerle, oyuncularla koşma. Onlar bitti artık. Yani uzaktan bakar, oyunu okur, ilk 11'i kurar, 11'in değişimlerini doğru yapar, oyuncu değişimlerini.
teknik direktör bu artık. Onun için yaş ikinci planda. Yok, kariyeri hani belki noktalamak isterse, tabii. Bitirmek isterse en azından bu Brezilya milli takımında da performansını sergiledikten sonra bırakmak ister anlamında söylemiştim. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayın. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.